Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel papatya motifinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kanalımda çok isteyen arkadaşım vardı. Ben de bu ara biraz bu tür çalışmalara hız verdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu suni ipekle çalıştım arkadaşlar. Ortadaki sarı da suni ipek, beyaz da beyazı optik olarak geçiyor. Numarası yok. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Parmağımızda sihirli halka yaparak başlıyoruz. Parmağıma sardım ipimi. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Halkamı küçülttüm. Şimdi buraya 5 tane böyle küçük küçük zürafalar yapacağız. Bunlar normalde çok küçük arkadaşlar. Çok yakın çekim yapacağım ki rahatlıkla anlayabilsinler. Bazı kanallar da var, çok uzak çekilmiş. O yüzden baktım yorumlarda anlamamış arkadaşlar. 4 ve 5. 5 tane bu şekilde yapıp sihirli halkamı çekip büzüştürdüm arkadaşlar. Hemen yanındaki yaptığım zürafaya batarak bir tane düğüm attım. Bu yaptığım bütün zürafalara batarak bir sıra zürafa geçiyoruz. Zürafalarımızı çok küçük yapmayalım. Çok da büyük olmasın arkadaşlar. 3 tane zürafa sığacak şekilde yapalım. Bu sırada çift dolamıyorum. Düğümlerim ince olsun diye. Normalde yukarıda çift dolayacağız. Ben bunu boruyla başlamadım arkadaşlar. Yazmalarda, namaz başörtülerinde borulu ben çok sevmiyorum. Çünkü ütülenmiyorlar veya bir de düz durmuyorlar. Ben daha çok böyle düz duran şeyleri daha çok seviyorum. Ama tesbihlerde kesinlikle boru çok yakışıyor. Bir gün inşallah bir tane de tesbih yaparız uç kısmını. Son zürafama da battım arkadaşlar. Şimdi ipimi geri alarak başlayalım. Şimdi buraya arkadaşlar 3 tane çift sararak çift dolayacağım arkadaşlar. Düğümlerim daha sert, daha düzgün olsun. 1 2 3 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi baştaki zürafaya geri dönüyorum. Aslında çok kolay papatya arkadaşlar. Zürafa bilen, böyle sık iğne bilen kesinlikle herkes yapabilir. Başa aldım arkadaşlar ipimi. Şimdi baştaki zürafaya batmıyorum. İkinci zürafaya. Bu modelde böyle yapıyoruz sonuna kadar. İkinci zürafaya battım. İki kere dolayarak zürafa yaptım. Çok minik yapmayacağım. Zürafalarımı çok dar, uzun olmasın diye papatyalarımın yaprakları. Şimdi burada aynı zürafanın içine tekrar battım. Ortadaki. Orta kısımdan artırıyoruz. Ve son zürafamı batıyorum. 3 taneyi bu şekilde muhafaza ederek yukarı çıkacağız. Şimdi ikinci sıramızı yaptık. Tekrar başa geri dönüyorum.
Şimdi hemen bunu bırakıyorum arkadaşlar ikincisinde. Bir tane düğüm attım. Zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine batarak tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum. Orta kısımdan artırıyorum. İki tane oldu. Şimdi son zürafamıza batıp tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar başa geri dönüyorum. Bu şekilde 8 sıra çıkacağım. Eğer bu namaz başörtüsü için uygun arkadaşlar, eğer yazmaya yapacaksanız 6 taneye kadar artırın. Ondan sonra 2 bir kesiyoruz. Ben bunu 8'e kadar artırdım. Bu namaz başörtüsü için uygun bu. Tekrar başa geri dönüyorum. Ortadakine tekrar batıyorum. Bu şekilde 8 sıra çıkacağım arkadaşlar. Kesinlikle zor değil. Bunu tekrar söyleyeyim. Denemeden vazgeçmeyin arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı sıramız oldu. Yedinciyi yaptık. Baştakine batmıyorum, ortadakine. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar sonuncuya batıyorum. Şimdi bir kere daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artık artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Başa geri dönüyorum. Şimdi ikinciye tekrar batıyorum. Zürafamı yaptım. Artık ikinciye bir daha batmıyorum. Sonra sondakine geçiş yapıp 3 tane zürafamı 2'ye indirdim. Tekrar başa dönüyorum. İpimi birazcık gelirken şimdi buraya son zürafamızı yaptık. Tekrar son zürafamın içine batıp bir tane düğüm attım ve kesiyorum. Bu şekilde bir tanesi arkadaşlar bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi şimdi ikinciyi başlayayım. Sonra kamera arkasında 5 tanesini yapıp tamamlayacağım. Ben böyle arka yüzünden başlıyorum ki rahatlıkla ipimi kesebilmek için. Başlangıç ipimi. Zaten benim
videolarımı izleyenler bu tekniği biliyorlar. Şimdi buraya başladıktan sonra buraya tekrar 3 tane zürafayla başlıyorum. Üç tane zürafamız oldu. Şimdi başladığım ipi kesiyorum. Tamamen kökünden. Çıkma derdi yok. Burada ip yeri belli olmuyor. Bu şekilde yapıp bunları 5'e tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 2 tane 5 tane aynı şekilde yapıp 2 tanesi tamamladım. 2 tane bu şekilde yapıp 5 tane buna, 5 tane buna aynı diğeri gibi başladım. 2 tane yıldızlarımı tamamladım. Yani papatyaları tamamladım. Şimdi bunun üste gelecek olana iğnemi takıyorum. Şimdi bunun üzerine getiriyorum. Yaprakları ara kısımlara getireceğiz. Yaprakları yaprakların üzerine getirmeden ayarlayıp şimdi buradaki orta kısımdan aşağı iniyorum. Şöyle elimiz kaymış. Şöyle şu orta kısımdan diğerinin ortasından aşağı geçiyorum. Zaten ortadan geçtiğimiz için o da tam orta kısım olacak. Sadece biz kameramızı biraz küçültelim. Şöyle ayarlıyorum. Yapraklarım ara boşluklara geldi. Şöyle göstermiş olayım. Zaten ortada indiğimiz için aynı ortası orta kısma geldi. Şimdi bunu buradan birkaç yerden geçip sabitliyorum. Çeyizlerde farklılık yapacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra diktikten sonra buradaki iki ipim var ya, ikisini de birbirine bağlıyorum. Bir kere daha düğüm atıp kısa olanı kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar papatyamız da tamamlanmış oldu. Şimdi orta kısımdaki sarı göbeğini yapalım. Videomuzu bitirelim. Bu kadar kolay. Arkadaşlar tekrar yine sihirli halka yaparak orta kısmını başlıyorum. Halkamı küçülttüm. İki kere sararak buraya zürafalar yapacağım. On tane buraya zürafa yapacağım bu şekilde.
Dokuzu yaptım. Şimdi onu yapıyorum. 10 tane bu şekilde zürafamı yaptım. Şimdi zürafalarımı çekip büzüştürüyorum. Şimdi hemen ipimin yanındaki zürafaya batarak papatyaya en güzel bu tohum oluyor arkadaşlar. Çünkü zaten papatyanın ortası da bu şekilde. Şimdi hiç atlamadan yaptığımız zürafalara batarak küçük zürafalar yapıyorum tepelerini. Bir sıra bu şekilde geleceğim. Ondan sonra boru şeklini vereceğiz. Oldukça küçük tutuyorum zürafalarımı. Şimdi son zürafama tekrar batıyorum. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yaparak, şöyle iki kat katlayarak zürafalarımızı yaparak boru şeklini daha rahat veriyoruz. Bunu 5 sıra bu şekilde yapıp yükselteceğiz. Katlaya zürafalarımı daha da küçültüyorum. O yüzden şeklini almaya başladı zaten. Diğer telefonumun sesi açık kalmış. Şimdi arkadaşlar bunu ben bu şekilde yapıp 5 sıra tamamlayayım. Çünkü aynı şekilde olacak. Ben bunu çift sarmadım. Siz isterseniz çift de böyle sarabilirsiniz. Papatya da elimiz alıştı. Ben şimdi bunu 5 sıraya tamamlayayım. Sonra ekleniş kısmında görüşmek üzere diyelim. Zaten şekil almaya başladı. Buraya kadar gelene kadar şeklini almış olacak. Ben borumu çıktım. Şimdi diğerin içine ip koymamıştık. Biraz yassı oldu. Bunun içine ip koyacağım ki birazcık böyle daha yüksek olsun. Papatyanın ortası biraz daha yüksek gerçekte. Bunu biraz sonra koyacağım. Şimdi önce bütün bu yaptığım zürafaların içinden geçerek büzme ipimi hazırlıyorum. Hiç ara vermeden hepsinden geçeceğiz bu şekilde. Ki
Üzüldüğü zaman hepsi toplanmış olsun. Bir sıkıntı oldu. Alt ipimiz karıştı. Şu ipimizi çekelim. Ve son geçtiğimiz yerden tekrar geçiyorum. Şimdi bu aynı sarı ipten böyle bir yuvarlak elde ettim. Burada küçük bir parça daha var. Bunu içine koyuyorum. Böyle yuvarlak yapıyorum. Hiç kalmayacak şekilde içine sokuşturdum. Böyle yuvarlak ve havalı oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar iyice sıkıştırdıktan sonra şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şöyle netleştirelim. Kamera netleşmiyor. Yaptıktan sonra şimdi orta kısımdan aşağı iniyorum. Şöyle elimle düzelttim. Diğerini bir kere daha söküp sonradan yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde daha onun içine ip koymadım yaparken. Şimdi buradaki başlangıç ipimle bu ipimi bağlıyorum. Şimdi başlangıç ipimi kesiyorum. İğnedeki kalıyor. Papatyamı alıyorum. Tam orta kısmı. Ha, bu tohumu şimdi içine yüksek koyduk ya arkadaşlar. Yüksek olduğu için bu papatyalar bitirdikten sonra eli bu kadar düzgün olmayan arkadaş, yeni öğrenen arkadaşlarımız bir ütülesinler. Bu ütüsüz şimdi. Ütüleyip ondan sonra tohumunu dikelim. Şimdi tohumumu alıyorum. Bu tam ortadaki. Ortayı da çok sıktık. İnşallah geçer iğne. Başlangıç yerimiz. Tam orta kısımdan aşağı indim. Tam ortası olsun diye. Böyle daha rahat ortasını bulabiliyoruz. Şimdi bunun birkaç yerinden geçip tohumumuzu sabitleyelim. Hemen yanından aşağı iniyorum. Papatyamızın ortası da bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arkaya döndürüyorum.
Bu iplerimi ikisini beraber beyazla sarıyı düğümüme atıyorum. 3 kere düğüm atacağım. Daha da garanti olsun diye. Şimdi sarı ipimi kesiyorum. Bu beyazı bıraktık. Buna da ekleyebilirsiniz diye. Çok şık oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun ortasına ip koyduk. Buna koymadım. Bu daha yassı böyle yatık oldu. O biraz daha yukarı oldu. Tercih sizin, ikisini de göstermiş oldum. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.